Edebiyat Dünyası'na hoş geldiniz. Programımıza her zaman olduğu gibi ne var ne yok bölümüyle başlıyoruz. Ardından mahfilde konuğumuz yazar, yayıncı İmdat Avşar olacak. Milattan önce 3. bin yıla tarihlenen Gılgamış Destanı 19. yüzyılda arkeologlarca bulunup okunmaya başlandı. Bugüne kadar Gılgamış Destanı'nın birçok farklı bölümüne ulaşıldı. Ancak uzmanlar destanın hala %30'unun kayıp olduğunu düşünüyorlar. Konuyla ilgili bir yapay zeka uygulamasının da kullanılabilmesi gündeme geldi. Uzmanlar yapay zekanın yardımıyla ulaşılan tabletlerin bilinen tüm varyantlarının hızlı bir şekilde analiz edilebileceğini ve kullanılabileceğini öngörüyorlar. Peki yapay zeka modern edebiyata da katkıda bulunabilir mi? Mesela Gogol, İlahi Komedya'dan esinlenerek 3 cilt olarak tasarladığı Ölü Canlıların ilk cildini tamamladıktan 10 yıl sonra ikinci cildine son noktayı koymuş, ancak geçirdiği bir buhranla ikinci cildin el yazmalarını yakmıştı. Ahmet Hamdi Tanpınar vefat ettiğinde Ay'daki Kadın'ın yaklaşık 4'te 3'ü tamamlanmıştı. Romanı tekrar tekrar yazılmış, dağınık müsveddelerinden ve notlarından merhum Güler Güven tarafından inşa edilmiş şekliyle kitaplaştırılmıştı. Yapay zeka, bu yazarların var olan bütün notlarını da hesaba katarak eksik metinleri tamamlasa, acaba ortaya nasıl bir metin çıkardı? Anlaşılan o ki, bu soruların cevabını almak için fazla beklememize gerek kalmayacak. Ne var ne yok bölümümüzü izledik. Şimdi mahvildeyiz. Konuğumuz yazar, yayıncı ve Türk Edebiyatı Dergisi Genel Yayın Yönetmeni İmdat Avşar. İmdat Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum. Kırşehir'in Kaman ilçesinde doğdunuz ve uzun yıllar öğretmenlik, müfettişlik yaptınız. Anadolu'yu gezdiniz. Evet. Ve hikayecisiniz bir yanıyla. Yazarlığınızın, yayıncılığınızın bir parçası da bu. Bu Anadolu yıllarının doğumunuzdan bu meslek icabı yaptığınız gezilere kadar bütün bu birikimin sizin hikaye dünyanıza bir etkisi oldu mu? Elbette. Yani ben bir yazarın, hikayecinin kendi hayatından bağımsız eserler vereceğini ihtimal vermiyorum. Yani yazar mutlaka kendi eserlerinin içerisindedir. Ya bir kahramandır, ya gözleyendir, izleyendir ya da anlatıcıdır. Yani o hayatın içerisinde mutlaka vardır. Edebiyatın içerisinde yazarın kendi hayatı mutlaka vardır. Benim Çiğdemler'in Solan Bozkır ilk hikaye kitabımda arka kapağı bir yazı yazmıştım ben. Orada diyorum ki benim hikayelerimin ana vatanı Bozkır'dır. Yani az önce bahsettiğiniz şey işte doğduğum yer Kırşehir Kaman, bir Bozkır'ın orta yeri ve görev yaptığım belki bir talih idi bu, alın yazısıydı. Görev yaptığım bütün yerlerde Malatya, Erzurum, Iğdır, Kayseri bu Bozkır'ın bir devamıydı. Dolayısıyla bu çocukluktan itibaren yaşadığım bu coğrafya ve bu coğrafyada yaşayan insanlar, burada yaşanmış veya benim gözlemlediğim hadiseler benim hikayelerimin ana vatanı oldu. Çocukluk dediniz. Şimdi çocukluk da hikayeciliğin, yazmanın bir parçası oluyor. Çocukluk da bir yanıyla insanın ana vatanı derler ya. Evet. Şimdi sizin hikayelerde de çocukların özel yeri var. Yani yatılı okulda okuyan çocuklar, sokak çocukları, Türk dünyasının farklı ülkelerindeki, farklı diyarlarındaki çocukları anlatıyorsunuz. Bu neden önemli sizin için? Yani o çocuklarda gördüğünüz geleceğe yönelik bir pırıltı var belli ki. Şimdi şöyle, yani çocukluk insanın en büyük, en geniş öğrenmelerini yaşadığı şey. Ve biz çocukken öğrendiklerimizi kolay kolay unutmayız. Çocukken ezberlediğimiz metinleri kolay kolay unutmayız. Ve ömrümüzün ilk 3-5 yılında ömrümüz boyunca öğrendiklerimizden daha çok şey öğreniriz. Mesela düşünün, bir çocuk hiçbir sistematik eğitime tabi tutulmadan 2,5 yaşına geldiğinde bir dili bütün kurallarıyla konuşmaya başlıyor.
Bu çok ilginç bir öğrenme durumudur. Ve çocuklukta izlenilen hadiseler, çocukken yaşadığı hadiseler insanların çok uzun süreli bir şekilde o tertemiz belleğe işleniyor, kazınıyor ve unutulmuyor. Mesela pek çok insana şunu sorabilirsiniz. İlkokul öğretmeninizin adı ne diye herkes ezbere sayar ama lisede şu ders hangi öğretmen geliyordu derseniz onu hatırlayamayabilir. O yüzden çocukluk çok önemlidir. Ve Cengiz Aytmatov da bir söyleşisinde güçlü bir yazar, büyük bir yazar olmak için ne yapmak gerekir sorusuna zengin bir çocukluk dönemi yaşamak gerekir diye cevap veriyor. O yüzden yani çocuklar masumiyetin timsalidir. Çocuklar yalan nedir bilmezler ve çocuklar tabiatın içerisinde doğal bir varlık gibi büyüyüp yeşerirler. Belki de kendi çocukluğumun çok dramatik, travmatik yokluklar, yoksulluklar içerisinde geçmesi ve o çocukluk yıllarında gözlemlediğim hadiseler, bir de öğretmenlik yaptıktan sonra kendi çocukluğumu bulduğum dağ köyleri, belki de bu yüzden bu kadar çocuklarla ilgili hikayeler yazmama neden oldu. Bu anlattıklarınızı dinlerken bir anda gözümün önüne Ömer Seyfettin geldi. Onun metinleri, onun çocukları anlatma şekli, kendi çocukluğundaki hikayeler. Dediğiniz gibi aşağı yukarı bir edebiyatçının da ortaya çıkışında çocukluğunda hususi bir önemi oluyor. Şimdi bizim edebiyatımızda işte memleket hikayeciliği diyeyim, böyle biraz da biraz karikatürize ettim ama basitleştirmeden söyleyeyim. Böyle bir gerçek var. İşte burada bizim aklımıza hemen Refik Halit Karay geliyor. Şevket Bulut geliyor. Kitapları, öyküleri uzun yıllar sonra tekrar geçtiğimiz yıl basıldı, okurla buluştu. Çok önemli öyküler bunlar. Anadolu'yu anlatıyorlar ki Refik Halit Karay aslında işte İstanbul'da doğup büyümüş ama o gözlem yeteneğiyle Anadolu'yu çok güzel anlatmış bir yazar. Bu anlattığımız damar, Ömer Seyfettin'i de katalım buna, başka yazarları da katalım, siz de varsınız. Bu damar bugün layıkıyla devam ediyor mu sizce? Şimdi şunu üzülerek söyleyeyim ki biz hikayede büyük bir değişim yaşıyoruz. Hikaye kavramı aslında çok geniş bir kavramken son yıllarda hikaye kavramı öyküye sıkıştırma gibi bir gayret var. Ve biz kendimizi anlatan, kendi insanımızı anlatan, memleketi anlatan hikayeleri bıraktık. Daha çok lokal durum hikayeleri ve yazarın sanki denemelerinden ibaret hikayelere dönüştü. Yani itiraf etmek gerekir ki pek çok hikaye bir söz söylemiyor, bir mesaj vermiyor. Ama bir hikaye mi, bir deneme mi? Evet. Fakat o bahsettiğiniz çizgiyi devam ettiren hikayeleri günümüzde görmek mümkün değil. Mesela aslında Anadolu'nun tarihini de veriyor, coğrafyasını, tabiatını da veriyor bahsettiğiniz hikayeler ve hikayeciler. Yani Refik Halit Karay'dan, Ömer Seyfettin'den başlayıp daha sonra mesela bir Mithat Enç okuduğunuzda siz orada Gaziantep'in bütün dokusunu hissediyorsunuz. Şevket Bulut'u okuduğunuzda Kahramanmaraş'ın bütün o kültürel dokusunu, Emir Kalkan'ı okuduğunuzda Kayseri'nin insanlarını, ticaretinden medeniyetine, kültürüne kadar bütün her şeyiyle, her yönüyle görüyorsunuz o insanları. Ben de mesela Kırşehir'i ve bulunduğum coğrafya, Malatya, Erzurum gibi, Iğdır gibi yerlerin insanlarını anlattım. Dolayısıyla bu hikayelerin, bizim insanımızın hikayelerinin devam etmesi gerekir ama şu anda bunu devam ettiren çok az hikayeci olduğunu düşünüyorum. Hikayeler, bunu biraz da üzülerek söylüyorum, hepsi böyle değil ama son yıllarda yazılmış hikayeler dediğiniz gibi İstanbul'a hapsolmuş beyaz yaka hikayeleri. Böyle bir gerçeklik var. Tabii ki bundan ibaret değil ama bu yoğunlaşma da tabii edebiyatın zenginliği i̇şte açısından belirtiyor. Güzel bir konuya temas ettiniz. Beyaz yakalı hikaye aslında iktisadi alandan devşirilmiş bir kavram ama edebiyata uyarlamanız çok hoşuma gitti benim. Şimdi şöyle bir şey var. Yani hikayenin bir derdi olması lazım. Yani Cemil Meriç'in çok güzel bir söz var. Diyor ki yaşamak yaralanmaktır. Eğer bir yerde bir yara alıyorsanız bu yaranın etkisiyle bir şeyler yazıp yaratmak durumundasınız. Söylemek durumundasınız. Ama İstanbul'un mesela tamamı, İstanbul metropol bir şehir. Yani İstanbul'da Paris'i de görmek mümkün, Washington'u da görmek mümkün. Anadolu'nun en ücra bir köyünü de görmek mümkün. Ama
İstanbul'un o taştaları, o varoşlarından gelen hikayeler görünmüyor pek. Maalesef. Daha çok üst perdeden, yukarıdan bakan bir şey. Bir hocamız bana şöyle bir şey dedi ya, çok güzel hikayelerin var senin, muhteşem bir dilin var, harika insanlar, hatıra anlatıyorsun ama böyle bir dünya yok artık dedi. Ben ona şöyle bir cevap verdim, böyle bir dünya var ama sizin bu dünyadan haberiniz yok. Dolayısıyla o dünya var, mesela işte çok yıkıcı bir hadise yaşadık Maraş depreminde. Şimdi Malatya'da, Maraş'ta, Elazığ'da o darmadağın olan şehirler içerisinde aslında vardı bu. Yani hala da var. Ama biz o dünyayı göremezsek bizim için yoktur, yok hükmündedir. Fakat hakikaten de edebiyatı, kültürü, kendi köklerimizi bugüne taşıyan o coğrafyaların hikayeleri ve öyle de olması gerekir. Onların yazılması gerekir. Bir küçük aramız var Mahfile İmdat Bey. Buyurun. Edebiyat dünyasında sırada Raftakiler ve Anımsarken bölümleri var. Ardından Mahfil'de söyleşimize devam edeceğiz. Tarih öncesi köpekler havlıyor. Cemal Dindar, Alfa Kitap. Psikiyatrist Cemal Dindar, daha önce Anadolu ruhsallığı başlığıyla sosyokültürel etkenlerle ruhsallığı bir arada analiz etmişti. Dindar, Cemal Süreyya'nın hayatına ve eserlerine benzer bir perspektiften yaklaşıyor. Şairin hayatı ve eserlerinin ortak dinamiklerini okumaya tabi tutan Dindar, böylece Cemal Süreyya'nın içinde yetiştiği zamanın ve toplumun da ruhsallığına farklı bir açıdan yaklaşıyor. 60 Öykü, Dino Buzatti, Timaş Yayınları. Tatar Çölü adlı romanıyla sevilen Dino Buzatti'nin hikayeleri yeterince bilinmiyor. 60 Öykü, Buzatti'nin az bildiğimiz bu cephesine dikkat çeken bir toplam. Daha çok kafkaesk bir tonda yazdığı düşünülen öykülerinde gerçekçi tonlar ve kimi zaman da sürprizler mevcut. Kitap, iyi bir yazarın kolay kolay tüketilemeyeceğinin delili. Çamur, Suat Derviş, İtaki Yayınları. Unutulup yeniden hatırlanan yazarlardan biri Suat Derviş. Çamur, onun 1938'de gazete sayfalarında tefrika edilmiş ama kitaplaşmamış bir eseri. Derviş'in gotik dönemlerinden izler taşıyan Çamur, bireyin toplum içindeki yerini, hayatın anlamını, aşkı ve ölümü sorguluyor. Franny ve Zoe, Salinger. Hayatı bir sis perdesinin arkasında kalan, fotoğraf çektirmeyen, gözlerden uzakta münzevi bir ömür süren Salinger, genç sayılabilecek yaşta kalemi elinden bırakıp yıllarca yazmamasına rağmen en çok konuşulan yazarlardan biri olmuştur. Salinger'ın pek çok eserinin merkezinde yer alan 7 çocuklu Glass ailesi bu kez Franny ve Zoe ile okurlarını selamlıyor. Salinger, 1961 tarihli kitabında Glass ailesinden Franny ve Zoe kardeşlerin içsel arayışlarını ve ruhsal bunalımlarını irdeler. Kitabın ilk bölümünde Franny'nin üniversitedeki hayal kırıklıkları ve modern dünyanın yüzeyselliğine karşı tepkisi anlatılır. Bir buhran döneminden geçen Franny, muhtaç olduğu huzuru mistik bir metinde arar. İkinci kısımda ise Zoe, kardeşi Franny'nin yaşadığı manevi açmaza derman ararken, bir yandan da kendi hayatını ve ailesinin diğer fertlerini sorgular. Çocukluğun büyülü ikliminde muhteşem bir yaşama sahip 7 kardeş büyümüş ve hiçbir şey bir daha eskisi gibi olmamıştır. Varoluşsal sorunlar, inanç ve kimlik arayışı, karmaşık aile bağları. Salinger, derinlik ihtiva eden bu konuları öyle samimi bir üslupla işler ki, kitabın sevenleri için hüzünleri, mutlulukları, hayalleri ve düş kırıklıklarıyla Glass ailesi hayat kadar gerçektir. Türk olan her yer memleketim. Üzüntüde olan her insan sevgilim, ailem. Bir dönemin önemli kadın yazarlarından Müfide Ferittek, yazmaktaki gayesini bu cümleyle açıklar. 1892'de Kastamonu'da doğan Müfide Ferit, babasının işi sebebiyle birçok yeri görür. İlk öğrenimini Trablusgarp'ta tamamladığı için çok iyi derecede Fransızca ve İtalyanca bilir.
Atatürkçülük ve Turancılık fikrine ömürlerini adayan Yusuf Akçura ve Ahmet Ferit Tek'le burada tanışır. Versay'da eğitim görürken Ahmet Ferit'le evlenir. Bu evliliklerinden sonraki yıllarda meşhur bir sanat tarihçisi olarak tanınacak Emel Esin dünyaya gelir. O, Kurtuluş Mücadelesi'ne kalemiyle katılmış bir kadın yazardır. Aynı zamanda dönemin birçok gazetesinde yazar. Türk Yurdu dergisinde Suyun Bike imzasıyla yazılar kaleme alır. Yusuf Akçura'nın desteğiyle 1918'de Aydemir adlı romanı yazar. Tezli roman türünde olan eser, Halide Edip'in 1912'de yayınlanan Yeni Turan adlı romanından sonra ikinci Turancı roman olarak kabul edilir. Bu eser öyle etkili olur ki ünlü yazar Şevket Süreyya kendisine bu roman sebebiyle Aydemir soyadını seçer. 1924'te Müfide Ferit ikinci mühim romanı Pervaneleri yazar. Affolunmayan Günah adlı romansa Almanca olarak basılır. 1971'de hayata gözlerini yuman Müfide Ferit özellikle Türk kadınına eserleriyle seslenmeye devam ediyor. Mahfilde İmdat Avşar'la olan söyleşimizde devam ediyoruz. İmdat Bey, sizin şiirleriniz, hikayeleriniz Türk dünyasının farklı dillerine veya lehçelerine diyelim aktarıldı. Oradan da siz çeviriler yapıyorsunuz. Bir etkileşim var, sürekli bir etkileşim var Türk dünyasıyla. Bu duygu sizin için nasıl, sizde nasıl karşılığı var? Bir de bizim edebiyatımız, yani Türkiye'nin diyelim, Türk edebiyatı Türk dünyasında yeterince tanınıyor mu? Evet. Şimdi benim bir tercümecilik faaliyetim de var. Uzun yıllardır devam ediyor. Bir yandan hikaye yazıyorum, bir yandan şiirler de yazıyorum ama henüz bir şiir kitabı yayımlamadım. Türk dünyasından çevirilere gelince bizim aslında 90'lı yıllardan itibaren birdenbire tarihin farklı bir sürecinde Sovyetler Birliği'nin dağılması önümüze çıkan büyük bir dünya oldu. Hatta çoğu insanlar bu dünyaya bizim hazırlıksız yakalandığımızı söylediler ama yıllar öncesinden mesela Atatürk'ün bir sözü vardır. Yani bizim o ülkelerle, ortasındaki Türk cumhuriyetlerle bağlarımız vardır. Günü geldiğinde o bağlar yeniden kurulmalıdır. İşte dil bir köprüdür, tarih bir köprüdür diye bir sözü var. Güzel bir sözdür o. Türk dünyası birdenbire karşımıza açıldığında büyük bir şaşkınlık geçirdik aslında ilk dönemlerde. Şimdi siyasal ilişkiler kuruldu, ekonomik ilişkiler kuruldu o dönemde. Ve Türk dünyası devletlerle Türkiye arasında çok ciddi bir yakınlaşma doğdu. Fakat bu iktisadi ve siyasi ilişkilerin zamanla farklı bir boyuta evrildiğini de gördük. Mesela iktisadi anlaşmazlıklar oldu, ticari anlaşmazlıklar oldu. Siyaseten üslup farklılıkları doğdu ve ilişkiler zaman zaman gerildi. Ama tarih, kültür, sanatla kurulan ilişkiler günden güne sağlamlaşıyor. Belki de bugün siyasetin geldiği Türk Devletleri Birliği'nin oluşmasının arkasında yatan temel edebiyatın, tarihin, sanatın bu ülkelerin bir köprü olarak yazarlarının, şairlerin ve bilim adamlarının bir köprü olarak kurmasından kaynaklandı. Dolayısıyla ben pek çok Türk lehçesinden, Türkmenceden, Kazakçadan, Özbekçeden, özellikle de Azerbaycan edebiyatından 170'e yakın kitabı Türk okuyucularına sundum. Tercüme ederek, Türkçe'ye uyarlayarak. Yani bunu isterseniz tercüme edin, ister uyarlama, uygunlaştırma. Ya bu kavram kargaşasına girmek istemiyorum aslında. Çok da önemli değil ama en çok sevdiğim kavramlardan bir de dil içi çeviri. Hı hı. Yani burada şunu gördüm ben. Yani Türk'ün, Yahya Kemal'in deyimiyle Türk'ün dünyaya bakışı nerede olursa olsun çok benziyor. Yani sanki genetik kodlarımıza, eşyaya, tabiata, insana, ırmağa, dağa neyse bakışımız hakikaten birbirine çok benziyor. O yüzden bir Kazak yazarının mesela Büyük Bozkır'ın hikayeleri, Berik Şahanoğlu'nun hikayelerini okuyup çevirdiğinde ben kendimden o kadar çok şeyi buldum ki. Cengiz Aytmatov'un kendi çocukluğunu anlattığı hikayelerde kendimizden, kendi coğrafyamızdan, gelenekten, kültürden o kadar çok şey buluyoruz. Veya
Azerbaycanlı bir yazar, bizim en yakınımızda olanlardan. Anar'ı okurken, işte Sabir Rüstem Hanlı'yı okurken, Ekrem Eğlisli'yi okurken, farklı yazarı okurken sanki bu yazar Anadolu'da yaşamış, Anadolu'yu yazmış, bizim insanımızı yazmış ama başka bir lehçeyle yazmış izlenimine kapılıyorsunuz. Yani bu benzerlikleri karşılıklı olarak okuyuculara, geniş kitlelere yaydığımızda o birlikteliğin çok daha yüksek bir seviyeye ulaşacağı görülüyor. Mesela Azerbaycan'ın son 2-3 yıl önce 44 günlük vatan muharebesinde işgal edilmiş topraklarını yeniden ele geçirdiğinde Azerbaycan'ın her sokağında, Azerbaycan'ın her evinde ve Türkiye'deki şehirlerde ve kasabalarda Azerbaycan ve Türkiye bayrakları yan yana dalgalanıyordu. Ve 3 hafta önce ben Şuşa'daydım. Şuşa'da Türk bayrağı ile Azerbaycan bayrağı girişte yan yana dalgalanıyor. Bu aslında siyasi, ekonomi vesaire ilişkilerin bir tezahürü değil. Medeni alakaların bir tezahürü diye düşünüyorum. Türk edebiyatının Kazakistan, Kırgızistan, Özbek, Türkmenistan, Azerbaycan'da tanıtılması meselesine gelince burada ciddi bir hamle yapmanın gerekli olduğunu düşünüyorum ben. Çünkü bizi temsil eden, Türk milletini milli manevi değerleriyle temsil eden yazarların, şairlerin eserlerinden daha çok, daha popülist, daha batı yanlısı, daha şişirilmiş, reklamlarla büyük yazar olarak lanse edilmiş, büyük sermayenin desteklediği insanların eserleri oralarda daha çok yayımlanıyor. Burada Kültür Bakanlıklarının belki ortak bir proje geliştirmesi ve bizi biz eden değerleri işleyen, bizi anlatan, bu millete düşman olmayan, bu milletle barışık, hemhal, bu milletin hikayelerini anlatan, romanını yazan insanların eserlerinin bir proje kapsamında o ülkelerde yayınlanması gerekir. Bakın geçmiş devirde çok önemli şeyler vardı. Mesela ideolojik kamplaşmalar Türkiye'de. Ve bu ideolojik kamplaşmaların sonucunda Sovyetler Birliği'nin ve temsil ettiği ideolojiyi savunan Türkiye'deki yazarların eserlerinin bütün Sovyet ülkelerinde yayımlandığını görüyoruz. Mesela Necip Fazıl yoktur o dönemde. Niyazi Yıldırım Genç Osmanoğlu yoktur. Peyami Safa yoktur. Tarık Buğra yoktur. Diğer yazarlarımız Refik Halit Karay yoktur. İşte Yakup Kadri Karaosmanoğlu yoktur. Ama Aziz Nesin vardır. Nazım Hikmet vardır. Reşat Nuri Güntekin vardır. Yani daha çok sol ideolojiyi, o kamplaşmadan bahsediyorum. Günümüzde de farklı kamplaşmalar mutlaka var. Yani edebiyatı bir propaganda amacıyla kullanmışlar ve Sovyetler Birliği'nde zaten edebiyatın üzerinde bir rejim baskısı var. Türkiye'den de mesela yayarken eserleri bu ideolojiye hizmet edebilecek nitelikteki eserleri orada yaymışlar. Ama şimdi bakıyorsunuz o ideolojik propaganda aracı daha sonra kapitalist bir propaganda aracına dönüyor. Reklamı olan, büyük yazar olarak lanse edilen, en çok okunanlar olarak lanse edilen insanların kitapları orada yayımlanıyor. Bunun arkasında da sermaye duruyor. Burada milli bir şuurla hareket edip bu ülkelerdeki önemli yazarların eserlerine, Türkiye Türkçesine, Türkiye Türkçesine de gerçekten bizi anlatan ve milli ve yerli hikaye ve romanlarımızı tercüme edip Kazak, Kırgız, Özbek lehçelerine tanıtmak, tebliğ etmek gerekir. Bunun için büyük bir proje gerçekleştirilirse ben daha iyi, uygun olacağı kanaatindeyim. Çünkü bu mesele bireysel çabalarla aşılamayacak bir mesele. Bu temenninize de inşallah diyerek programımızın da sona geldiği için kapanışa doğru geçmek istiyorum. İmdat Bey, çok teşekkür ediyoruz geldiniz bizimle. Hem kendi yazarlığınızı hem de o idealinizdeki Türk dünyası ve Türkiye Türkçesinin arasında kurulmasını arzu ettiğiniz o bağları da zarif bir şekilde anlattınız. Tekrardan teşekkür ediyorum. Ben çok teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Evet. Sağ olun. Mahvinin sonuna geldik. Edebiyat Dünyası Bellek bölümüyle devam ediyor. ...1940 senesi kışıydı. Dikkat edin, 1940 dedim. O zaman harp çıktı. Devam ediyordu. Fakat henüz yalnız batıda. Ben hapishane kaleminde...
evraklarla uğraşıyordum. Amirim olan hapishane katibi postadan yeni gelmiş resmi evraka bakıyordu. Oo dedi, gözün aydın, üstadın geliyormuş. Üstad da kim? Hiçbir üstadım falan yoktu. Hadi hadi numara yapma. Canım Nazım Hikmet işte. Senin de üstadın sayılmaz mı? İnanamadım. Bana hapishane bahçesinde dikilmiş zambakların yeşil yaprakları üzerindeki karlar erimiş gibi umumi afla serbest bırakılmışım. Cezamın bitmesine kadar olan yıllar birden tükenmiş gibi geldi. Herkes gibi ben de ona gıyaben hayrandım. Herkes gibi kendini bilmeden onu seviyordum. Muazzam koca şair. Orhan Kemal, koca şair dediği Nazım Hikmet'le Bursa cezaevinde hücre arkadaşı olur. Ona şiirini okuyunca berbat cevabını alır. Bu cevap hoşuna gitmese de itimat eder ve ondan edebiyat, felsefe, Fransızca gibi konularda dersler almaya başlar. Bir gün Nazım Hikmet ayağında takunyalarla koşa koşa Orhan Kemal'in yanına gelir. Elinde Orhan Kemal'in roman denemesi vardır. "Bunları sen mi yazdın?" diye sorar. Orhan Kemal "Evet" deyince heyecanla "Bırak şiirimi yeri birader, hikaye yaz, roman yaz, şiirle ne uğraşıyorsun?" der. Orhan Kemal böylece kendi edebiyat rotasını çizer. Bellek bölümümüzü izledik. Edebiyat dünyasına şairin sesinden bölümüyle veda ediyoruz. Turgut Uyar'dan Çağrılmamış'a şiirini dinleyeceğiz. Gök yokuş, solan penceresi çağrılmış. Ölmüş, ölünce ölü annesi çağrılmış. Öyle ki bir kızın çocuk gibi Konyalı. Bayramlara hep bayram ertesi çağrılmış. Konyalı bir çocuk gibi, Konyalı bir ergen gibi, Konyalı bir adam. Konyalı bir kocamış gibi kırda. Kendisi konmuş kırda, gölgesi çağrılmış. Gölgesi donuk, sönük, denize uzak. Sanki babası bırakılmış, enişte şişlik çağrılmış. Ey solak hendese büyük yılkı, hazırlan. Çünkü artık kendisi çağrılmış.